Konuşacağım seninle. Gel hele. Ben bir bakayım. Halil. Oğlum. Sen bir dur. Bunlar konuşsun. Misafirlere ayıp olmasın. Haydi oğlum sen geç masaya. Cumali amca, geldiğimden beri her yerde söylendin, babama dirlik vermedin. Yetmedi çocuklarımın rızkından mı ettin? Beni işten attırdın ha? He, attırdım. Doğru olanı yaptım. Yakıştı mı bu yaptığın sana? Bu mu senin doğrun? Ne oldu? İşimden ekmeğimden edince kinin öfken dindi mi bari? Benim senin ekmeğinle derdim yok. Git nerede kurarsan kur düzenini. Ama ayıbını unutup burnumun dibinde dolanma. Cumali amca ben geçmişte bir hata yaptım. Geçmişte. Toydum. Adına kandırılma de. Cahillikte ne dersen de ama üstünden 20 sene geçti. Benim yolum başka yöne aktı. Halil'in hayatı başka yöne aktı. Şimdi karşı karşıya geldik ama ne benden ona ne ondan bana aramızda bir düşmanlık yok çok şükür. Ve lütfen bu dediğim seni korkutmasın. Bizim aramızda arkadaşlıktan öte bir şey olmaz. Bir tek babamla sen aynı acıda kalmışsınız. Etme Cumali amca. Yapma. Artık ne babamı üz daha fazla ne kendini üz daha fazla. Zamanında sebep olduğumun acısını da çocuklarımdan çıkartmana izin vermeyeceğim. Evlat nedir? Ana olduktan sonra anladın madem. O vakit Halil'in de benim evladım olduğunu unutma. 20 yıl boyunca onun yaşadığını bir ben bilirim. Daha da uğrunda hiç ettirmem hayatını, sen de bunu bil. Halil'im otursana yerine. Onlar gelirler az sonra. Haydi oğlum. Bildan, yemekler soğudu bir ısıttırıver kızım. Dudu, hiç zahmet etmeyin. Bize müsaade. Belli ki Melek Hanım'ın mühim işleri var. Başka zaman inşallah. Ne desem bilmem ki. Evet, biz kalkalım Zümrüt Hanım teyze. Allah bu hiç olmadı. Ne diyeyim bilmem ki. Hatça kadın. Kusura kalmayasınız. Bu hiç olmadı. Olmadı bence de. Onca yıl sonra ettiğinden utanmayıp çıkıp gelenden daha ne bekleyecektim ya? Ben buraya kimsenin düzenini bozmaya gelmedim. Doğup büyüdüm, yuvama geldim. Kinini, nefretini çek üstümden. Senin soyunla, dirliğinle benim hiçbir ilgim yok. Sen benim soyumu ağzına alamazsın. Bu dediğinle kendine düşmanlığını büyütüyorsun. Benimle bilgisi yok. Kendine yapıyorsun. Bana gelmiyor. Ben de bunun bir karşılığı da yok Cumali amca. Sadece emin ol ki yılmadan didineceğim. Çocuklarımla burada bir hayat kuracağım. Sen buna hiçbir şekilde engel olamazsın. Melek. Melek.
kuzum. Melek. Melek. Anne. Bu ne demek oluyor? Ha? Cumhuriyet! Cumhuriyet yetişin! Koşun! Allah'ım! Omar, ne oldu? Melek! Melek! Cumali, ne oldu? Allah bilmem, biz konuşuyorduk böyle. Ne konuşması Cumali? Kükremişsin kıza. Ya he, az tartıştık ama. Halil, sen bir çekil oradan bakayım. Açın kızın yanını. Anne, hastaneye götürelim, ambulans çağırayım. Oğlum dur, sağ sola haber verme hemen. Bir de şuradan bir kolonya getiriver. Melek. Yavrum, ver bakayım azıcık. Gireceğim bu evde ben ya. Herkes kafayı yemiş. Açma sen, açma. Açma. Anacığım, ya biz Ömer'i beklemesek de götürsek ya hastaneye. Açmadı mı Ömer telefonunu? Anne çalıyor da. Ya olmadı, biz gidelim, hastanede buluruz onu ya. Anneciğim geldin hele şükür. Nerede kaldın Ömer? Amca hayırdır? Ömer, hastaneye götürmemiz lazım. Babamla konuşurken bayılmış. Ama biz konuşuyorduk böyle. Ne olduğunu anlayamadım. Melek abla, iyi misin şu an? Nasılsın? İyiyim, iyiyim ben. Kendime geldim. Ömer oğlum, oyalanmayalım oğlum. Hemen bir hastaneye götürek ne olur. Yok, sakin olun dede. Boşaltın burayı. Hadi ben Melek ablaya baş başa kalayım. Hadi. Hadi ben gerekirse götürürüm hastaneye. Hadi babaanne. Anne hadi. Gözüm karardı. Aman diyeyim, Ömer hastane falan çıkarmasınlar. Ya abla, senin ne işin var burada? Hani eve gidip dinlenecektin? Dedenle konuşmam gerekiyordu. Ya abla, canından önemli mi? Kurban olayım, şu haline bak. Evet Ömer. Evet oğlum, önemliydi. Son nefesimi vereceğimi bilsem yine de çıkar gelirdim. Niye? Ne oldu? Baba. Ne oldu? Anlatacak mısın? Baba, ne dedin kıza? Ha? Ne oldu da bayıldı, bu hale geldi? Ha? Konuşuyorduk biz. Ha, konuştunuz için bayıldı yani. Ne olduysa kendi sinirinden, öfkesinden. Sebebi ben değilim. Baba, baba.
Halil. Gitme üstüne oğlum. Kendi telaşlı korkusu yeter oğlum. Çok üzüldü, inan sebep oldum diye. Ben de çok korktum. İyi ki kendine geldi. Vallahi yüreğime inecekti ha. Anacığım, bu kadar tasalanmayın. Ömer gereğini yapacak. Belli ki tansiyonu düştü. Anne, peki bu yemek neyin nesi ha? Meryem'in burada ne işi var? Sen niye bu kadar sinirlendin? Ha? Sen Meryem'i nereden tanıyayım bakayım? Anne yapma Allah aşkına. Başakların arkadaşı bu kız. Benimle düşündükleri Meryem o işte. Ha o Meryem, o Meryem mi? Evet. Oğlum ben bilmeyeyim ki. Bizi Atça kadın tanıştırdı. Baş yaptığımız okulda öğretmenmiş. Teşekkür etmek istedi. Ben de yemeği aldım. Sen de onu burada görünce arkandan iş çevirdim sandım. Ya anne, bu kadar tesadüf olacağı hiç aklıma gelmedi. Sen de haklısın. Annem, neyse. Ya kusura bakma, boşu boşuna suçladım seni. Önemli değil oğlum. Dünya küçük. Nereden nereye? Kim bilebilirdi ki? Ey güzel Allah'ım, sen her şeye kadirsin. Ne olur şu kıza şifa ver. Kurban olduğum, sebebi ben olmayayım.